Kombinasyon ve permütasyon kuralını uygulayacağız arkadaşlar burada. Şöyle yapacağız. Şimdi birincisi 2 çarpı n'nin ikilisi ne demektir? n çarpı n eksi 1 bölü 2 demektir. Artı n artı 1'in ikili permütasyonu da benim için şöyledir arkadaşlar. E, kural tabii ki bilin ama yorumla da ben şöyle yapıyorum. n artı 1 insan iki koltuğa kaç farklı şekilde oturur? Buraya n artı 1 insan oturur. Buraya da n insan oturur. Bu yorumla da kolaylıkla da yapabilirsiniz. Haliyle bu 72 eşit. Bunlar gitti. N parantezinde n eksi 1 ve n artı 1 yaparsak birler gider. n çarpı 2n böylece 72 olur. n kare 36. n de gördüğünüz gibi 6 oldu. c şıkkı. Bakın rakam ve e, harf yazan daireler, çemberler, üçgenler verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin seçilme olasılığı fazladır. İki tane çember gördüğünüz gibi harfle doldurulmuş. Diğerlerinde ya harf var ya rakam var. Haliyle ne oluyor bakın? İki tane dairenin olması ve üzerinde de harfin olması harfli daire gelme olasılığını fazla kılar. Böylece cevabımız C şıkkı olur. Diğerlerinden çünkü hep birer çeşit var arkadaşlar. Onu da ekleyeyim. A kartezyen B çarpım kümesinden alınan herhangi bir AB elemanı için... A artı B toplamının sıfır olma olasılığı kaçtır demiş. Nasıl söyleyebiliriz şimdi burada? 0, 1, 2, 3 verilmiş arkadaşlar. Bir kere normalde tüm durumlar nedir? 4 çarpı 3. A kartezyen B'nin eleman sayısı neydi? Birincinin eleman sayısı çarpı ikincinin eleman sayısı. Bu yüzden tüm durumlar 12. İstenen durum nedir arkadaşlar? Birinciden 1 bir gelmesi, ikinciden eksi 1 bir gelmesi. Birinciden 2, iki, ikinciden eksi 2. Iki. Ve son olarak 0 ile 0 gelmesi. Asla A kartezyen B ile B kartezyen A eşit değil. Elemanları aynı değilse. Bu yüzden A ile B, B ile A yer değiştirmez. Kartezyen çarpımda AB, BA'ya eşit olmaz arkadaşlar. Tamam mı? Yani yer değiştirme hakkı sakın düşünmeyin bu soruda. Böylece 1-1, 2-2 ve 0-0'dan 3 tane durum var. Toplamda böylece 1 bölü 12 değil pardon. 1 bölü 4 olacak A şıkkı. 5 farklı bilyenin tamamı yaşları farklı 3 kardeş arasında paylaştırılacaktır. Bu kardeşlerden en küçüğü bir diğer ikisi ise en az birer bilye alacak biçimde bu paylaşım kaç farklı şekilde yapılabilir? Bunu ben bir nevi sınavda da böyle 2-3 kere iyi soru sorduğu için ÖSYM'e konu anlatır gibi size bahsedeceğim. Normalde dağılım problemlerinde ve özdeş nesne farklı nesne problemlerinde çok iyi bir şekilde bahsettim bunlardan. Bir de normal analiz testlerinde falan da bahsettim ama bu soru üzerinden bir daha söyleyeyim. 1. 5 bilyeden bir tanesini birinci kardeşe veririz tamam mı en büyüğe. Sonra ikinci kardeşe arkadaşlar veya üçüncü kardeşe fark etmez. Bunu 2-2 diye dağıtabiliriz veya nasıl dağıtabiliriz 1-3 diye dağıtabiliriz. Yapıyorum dikkat edin lütfen. 4'ün ikilisi 2'nin ikilisi. Her zaman ben dağıtmadan önce gruplarım arkadaşlar. Grupladım. Grupladıktan sonra da şunu söylerim. Eğer eleman sayıları aynıysa grupların grup sayısı kadar faktöriyele böleceğiz. Sonra şu an grupladıktan sonra bunları iki farklı kardeşe göndereceğim için iki faktöriyelle çarpmayı unutmuyorum. Artı diyorum. 4'ün birlisi, 3'ün üçlüsü. Eleman sayıları farklı olduğu için herhangi bir şey bölmene gerek yok. Ancak şu an bunları grupladım. Dağıtma işlemini kaç kişiye yapacağım? 2 kişiye. O yüzden 2 faktöriyelle ile çarpmayı unutmuyorum. Böylece 5 çarpı 4'ün ikilisi 4, 4 kere 2 8. Burası arkada şey 4'ün ikilisi 6 pardon. 6 çarpı 2 iki bölü 2'den 6 geldi burası. Sonra 4'ün birlisi 4, 2 ile çarparsak 8 oldu. Cevabımız 70 oldu. Ben hocam böyle yapmak istemiyorum demenizi anlarım ama bence Ciddi, sağlam, güzel sorularda bu mantığı oturtmanız lazım zihninize. Ya da uzun yoldan şunu dersiniz: Birinci kardeşe bir tane veririm, ikinci kardeşe iki tane veririm, üçüncü kardeşe de iki tane veririm. Bu bir durum olur. İkinci durum: Birinci kardeşe bir tane vereceğim zaten, ikinci kardeşe üç tane, üçüncü kardeşe bir tane artı birinci kardeşe bir, ikinci kardeşe bir, i̇kinci kardeşe bir. üçüncü kardeşe üç. Bu da arkadaşlar bir cevaptır. Bu da olur. Bu sefer yapınca aynı cevaba yine ulaşırsınız. 5'in birlisi. Artık direkt belli olduğu için gruplayarak dağıtmıyorsun bunda. Normal çünkü kime ne vereceğimi söyledim. Buna bu, buna bu, buna bu şeklinde. Burada 5'in birlisi, 4'ün üçlüsü, 1'in birlisi. Son olarak 5'in birlisi, birin birlisi ve ee, pardon 4'ün birlisi ve 3'ün üçlüsü. Bunları toplayınca yine 70 elde edeceksiniz. Ben bu taraftayım çözüm olarak ama bu da doğru olabilir arkadaşlar. Ya doğru olabilir demeyin pardon. Doğrudur. Benim tercihim soldan yana daha sağlam sorularda. Cevabımız E şıkkı. Burada şimdi arkadaşlar kartonları merkezler etrafında döndüreceğiz. E, katlamak, oraya almak, buraya almak yok. Her karton kendi içinde sadece merkez etrafında döndürülecek birbirlerinin yerine taşımayacağız çünkü konumlarını koruyacaksın diyor. Bu konumlarını koruduktan sonra o zaman bunların şurada birleşmesi için şöyle bir mavi çeyreklerden oluşan tam daire için arkadaşlar. Birincisi 1 bölü 4 olasılıkla buraya gelir. İkincisinde 2 iki tane olduğu için 2 bölü 4 olasılıkla oraya gelir. Ve üçüncüsü de yine 2 bölü 4 olasılıkla arkadaşlar şu kısma gelecektir. Dördüncüsü de buraya 3 bölü 4 olasılıkla gelir. 3 tane var çünkü. Haliyle bu 2 bölü 4, 2 bölü 4 şunlardan bir tane 4 sadeleşmiş olsun. Geriye ne kalıyor? 3 paydada da 64 kalıyor. Cevabımız böylece E şıkkı oldu. Herhangi üçü doğrusal olmayan N nokta kullanılarak 21 farklı doğru oluşturuluyor. Bence burada hemen şunu yapalım. N tane noktadan doğrusal olmadıkları için N'nin ikili tane kadar arkadaşlar 3 e doğru oluşur. N'nin ikilisi de ne demektir? N çarpı N eksi 1 bölü 2'dir. Bu 21 olduğuna göre N çarpı N eksi 1 42 yapar. N de buradan bakın 7 gelir. Demek ki 7 tane nokta varmış. Bu 7 noktadan en çok kaç tane çokgen oluşturulabilir diyor. O zaman arkadaşlar 7'nin üçlüsü kadar üçgen, 7'nin dörtlüsü kadar dörtgen, 7'nin beşlisi kadar beşgen ve 7'nin altılısı kadar altıgen var. 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 6. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 ee bölü 4 faktöriyel. Yani. Şu da 7'nin ikilisine eşittir. 7 çarpı 6 bölü 2 diyebiliriz. 7'nin altısı zaten 7. Böylece 35 oldu. Burası arkadaşlar 24'ler sadeleşti. 35 geldi yine. Ve 7'nin 5'lisi 7'nin ikilisine eşit olduğu için 21. 7'nin 6'lısına da 7 demiştik. 70 buradan da 28 oldu. Kaç yapıyor toplamları o zaman? 98. Aa, bir de şeyi unuttuk. 7'nin 7'lisi de niye olmasın canım? 7 gen var bir de. Oradan da 7'nin 7'lisi 1 olduğu için bir de 1 ekleyeyim buraya. 99 oldu arkadaşlar C şıkkı. Önce bir formülü şuraya iliştireyim. Formülsüz binom olmaz. Konu tamamen formüle dayalı çünkü arkadaşlar. N'nin R'lisi çarpı X üzeri N eksi R. Y üzeri R'dir. X artı Y'nin R'nin kuvveti. N'nin kuvveti pardon. Şimdi burada önce katsayılar toplamı için şunu bilmemiz lazım. A'ya 1 vereceğiz. Katsayılar toplamında değişkene 1 verilir. Bundan dolayı 2 artı 1, 3 üzerine 243'müş. N de gördüğünüz gibi 5 oldu. Şimdi artık 2A artı 1'in 5. kuvveti olduğunu anladım. Binom sorularında arkadaşlar kesinlikle R'yi bilmeniz lazım. Burada biliyor muyuz? Hayır. Hangi terim A kareli olur? Ona bakalım. 5'in R'lisi çarpı 2A'nın r'ninci kuvveti değil 5 eksi r'ninci kuvveti. Neden? Formülde bakın hep burası N eksi R. Çarpı 1'in r'ninci kuvveti. Böylece bu neye eşitmiş? Böyle bir kat sayı var bilmiyoruz. T olsun çarpı A kareye. Artık bakın 5'in R'lisi çarpı 2 üzeri 5 eksi r çarpı a üzeri 5 eksi r. Burasının a kare olması için bak a neymiş pardon r neymiş 3. r 3 olduğu için yerine yazarsak 5'in üçlüsü 2 üzeri 2 çarpı a kare demek ki kat sayı arkadaşlar 40 d oldu. Bir kare piramidin 5 köşesinden 3'ü kırmızıya diğer ikisi de beyaza boyanacakmış arkadaşlar. Bu kare piramidin iki ucunun da beyaza boyalı olan bir ayrıtının bulunma olasılığı kaçtır? Normal. Tüm durumlar nedir? 5'in üçlüsü çarpı 2'nin ikilisi. Sonra istenen durum ne biliyor musunuz? Beyazların böyle ayrıtın üstüne denk gelmesi. E böyle kaç tane ayrıt var? 8 tane var e, kare piramitte. 8 bölü 10'dan 4 bölü 5 olasılıkla beyaz uçlar, beyaz boyalı yerler ucuca 1 ayrıt üstünde denk gelir arkadaşlar. Cevabımız böylece ne oluyor? E şıkkı. Burada arkadaşlar normalde 8 tane doğru var değil mi? Sayalım bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane birbirinden farklı doğru var. Eğer bunlar doğrusal aynı noktadan geçiyor olmasaydı 8'in üçlüsü kadar üçgen olurdu. 8 çarpı 7 çarpı 6 Böyle 6'dan 56 üçgen olurdu. Ancak burada bakın bir noktadan çıkan 1, 2, 3, 4, 5 tane doğrudan üçgen geçer mi? Bir bakın bakalım. Şuradan böyle üçgen geçme ihtimali var mı? Bu yüzden eksi 5'in üçlüsü kadar üçgen geçmiyor. Yine arkadaşlar şuradan bakın 1, 2, 3 ve 4 tane. Yine... Bir noktadan çıkan bu 4 doğrudan da üçgen geçmez arkadaşlar. Böylece 4'ün üçlüsünü çıkarıyorum. 56 eksi 5'in üçlüsü 10 eksi 4'ün üçlüsü 4 bu yüzden 42 oluyor. Burada şu ayrıntıya dikkat edin. Normalde 8 tane farklı doğru var. Ancak çıkarma işlemine geldiğimiz zaman bir noktadan çıkan şuradan bakın bir doğruyu kullandım sonra aynı doğruyu yine kullandım. Neden? Çünkü arkadaşlar bunlar farklı noktadan çıktıkları için bir A noktası diyeyim bir de B noktası diyeyim. A noktası için ayrı işlem yaptım B noktası için ayrı işlem yaptım buna da dikkat edin. Cevabımız bu yüzden C şıkkı oldu. Soru bitmişken şunu da ekleyeyim bu arada. Şöyle şey diyenler olabiliyor çünkü ama hocam bu B noktasından çıkan bu doğrularla üçgen oluşturabiliyoruz ki? Hayır şöyle oluşturamıyoruz. Herhangi üçünü seçerek üçgen oluşturamıyorum. Yoksa evet böyle bir doğru çekersem üçgen oluşur. Ama o zaman yeni bir doğru katmış olurum. Ben sadece kırmızı doğrulardan üçgen oluşur mu ona bakıyorum. Onları kullanarak da üçgen oluşmaz. 70'ten fazla olanlar arkadaşlar 45 kişi. Buna dikkat etmek lazım. Yani içinde 75 alan var. 80 alan var. 85 alan var. Bir de arkadaşlar 38 kişi de tepe değerler. Yani tepe değerler nerede? En zirve olan iki tane not. 75 ve 85. O zaman bu şu demek bunları çıkarırsak 7 kişi demek ki arkadaşlar kaç almış burada? 80 almış. Güzel. Haliyle şunu söyleyebiliriz. 38 kişi de 75 ile 85 aynı olduğu için bunlar 19'ar kişi. Aynı sayıdılar. Aynı hizayı vermiş. 7 kişiyi 80 aldı bulduk. O zaman aynı hizada olan 7 kişi de 70 aldı. Toplam 56 kişi olması için buraya da 4 kaldı arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. 1 bölü 6 olasılıkla 3, 1 bölü 3 olasılıkla 4 ve 1 bölü 2 olasılıkla 6 algılıyormuş arkadaşlar 3 tuşuna her bastığında. Şimdi 3 numaralı tuşu bozuk olduğu için 23 eksi 12 bölü 3 işlemi yapacak ve elde etmek istediği sayı 22. 22'yi nasıl elde edebilir? 23 eksi 2 diye elde edebilir. Şey 23 eksi 1 diye elde edebilir. Ama 12'ye 12 12'ye bölmesi lazım. 3'ü 12 gibi algılamıyor. Bunu geçeceğiz. Sonra arkadaşlar 23'ü 3 olarak değil de 24 olarak algılasın. Sonra yine buradaki 3'ü de 6 olarak algılasın. Böylece 24 eksi 2'den 22 olabilir. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal 23'ü arkadaşlar 26 olarak algılar. Sonra yine aşağıda da 12'yi 26 eksi 4 olması için 3 olarak algılar. Tamam. Buradan da bakın 26 eksi 4'ten 22 olur. İki durum varmış. Birinci durumda 24 anlaması için Buradaki 4 için gelmesi gereken olasılık ne? 1 bölü 3 olasılıkla 4 geliyormuş. Eksi kaç olacak? 12 bölü 6 algılaması lazım. 6'yı algılaması için de 3'e bastığında 6 algılama olasılığı neymiş? 1 bölü 2. O zaman bu İlk olasılığımız 1 bölü 6 geldi. Gelelim ikinciye. İkincide de arkadaşlar 26 algılaması gerekecek. 6 normalde 3'e basıyoruz tabii ki. 6 algılamasının olasılığı ne? 1 bölü 2. Sonra 12 bölü 3 olacak. 3 algılama olasılığı ne? 1 bölü 6. Buradan da 1 bölü 12 geldi. Bu ikisinin toplamı 1 bölü artı artı. 1 bölü 12. 3 bölü 12 böylece 1 bölü 4 olasılıkla bu 22'yi bulur. B şıkkı. Şimdi bunların yerlerini arkadaşlar doğru görmüş ama mesela buradaki gibi düşünün. Ancak rastgele dizmiş. Biz bildiğiniz böyle salı okumak istiyoruz. Bu durum için ne olmak zorunda? Şimdi S yerli yerinde, A yerli yerinde, L ve I da öyle. Sadece şuna dikkat edeceksiniz. S arkadaşlar nasıl olur? Bir şöyle görünür. Bir de Böyle görünür değil mi? O zaman S'nin iki tane görüntüsü var. Bu 1 bölü 2 olasılıkla S görünür. A arkadaşlar 4 yönde de farklı görünecek. Bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle. O zaman 1 bölü 4 olasılıkla A görünür. L de arkadaşlar yine böyle, böyle, sonra e, bu şekilde ve bir de şu şekilde. O zaman bu da gördüğünüz gibi 1 bölü 4 olasılıkla L görünüyor. I ya böyledir ya böyledir. 1 bölü 2 olasılık. Böylece toplam cevabımız buradan çarpınca 1 bölü 64 olasılıkla düzgünce salı okunuyormuş. 100 kiloluk kişileri nasıl gruplayabiliriz arkadaşlar? Şimdi toplam 100 kilo olması için bir, şu 5 kişilik 50 kiloluk gruptan 2 tane seçerim. Toplam kiloları 50 artı 50'den 100 olur. Veya direkt kilosu 100 olan bir kişi seçerim. Burada da İki kişi var böyle. İki taneden bir taneyi seçerim. Sonra kilosu arkadaşlar 50 olandan bir kişi. Kilosu 10 olandan bir kişi. Ve kilosu 40 olandan bir kişi seçerim. Böylece 10 artı 40 artı 50'den yine 100 olur. Şunları da göstereyim. 50 artı 50 şeklinde. Sonra arkadaşlar 40 artı yani 5'in ikilisi çarpı 3'ün ikilisi. 40'tan arkadaşlar 2 tane. 10'dan da 2 tane alırım. Böylece bakalım bir. 5'in ikilisi 10. 2'nin birlisi 2. 2. Ee, buradan 75 oluyor. 25 çarpı 3'ten. Burası da 10 çarpı 3'ten 30. Böylece e, 75, 30 daha 105. 10 daha 115. 117 tane farklı grup oluşturuluyormuş. Fena bir soru değil bu da. Doğrusal olan noktalardan üçgen oluşmayacak. Buna göre hareket etmemiz lazım. Birincisi onun üçlüsü kadar üçgen derdik. Ancak arkadaşlar doğrusal olanlardan üçgen geçmeyecek. Bakın bunlar sonuç itibariyle doğrusal ne olursa olsun. Dördün üçlüsü. Yine arkadaşlar bu üç nokta doğrusal olmaz. Böylece üçün üçlüsü. Çaprazlama doğrusal olan var mı bir bakalım. O da önemli çünkü. Şimdi Şöyle bakın bu üç noktadan da yine üçgen geçmez. Üçün üçlüsü bunlar önemli. Sonra arkadaşlar yine şunlar doğrusal olduğu için buradan üçgen geçmez. Bunu da atlamayalım. Bir de arkadaşlar şurada bakın 5 tane noktamız var. 5'in üçlüsü kadar üçgen geçmez. 10'un üçlüsü 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 faktöriyel. Yani ee, bölersek burayı 12 120 yapar. 120 eksi 4 eksi bunlardan 3 tane var. Bir de 10 oldu. Böylece 120'den 17 çıkartacağız. 103 tane üçgen oluşuyormuş B şıkkı.